Teravih namazında selam verdikten sonra aralarda getirilen salavatlara bid'at diyorlar. O salavatların hükmü nedir hocam diyor. İmam Serasi rahmetullahi aleyh Mekke'deki teravih anlatırken ne diyor? Orada bir terviye kılıyorlar. Bir terviye kaç rekat? Dört. Ondan sonra bir tavafi. Sonra bir tervihe bir daha. Bir tervihe bir daha. Peki niye? Zaten böyle rahat rahat kılınacak, rahatlatacak. Yani bir terviyenin arasında bir terviye boşluk. Efendim orada böyle yapıyorlar. Başka bölgelerde ne yapıyorlar? Salatu selam getiriyorlar. Veya imam bir ayet okuyor, vaaz ediyor, sohbet ediyor. Namazda nereyi okuduysa orayı okuyor. Bizde şimdi teravih kılıp hadi hemen eve gidelim. Öyle değil de bu ümmet teravih nasıl kılmış? Sahabeye baktığımızda ta sahur vaktine kadar devam etmişler. O kadar uzun olmuş onların teravihleri. O kadar uzun kılmışlar. Ama biz de kısattık, kısattık, kısattık. Peki Selef ne yapmış? Ya Mekke'deyse arada tavaf etmiş dört rekat kıldıktan sonra veya Salli barik okumuş, salam selam getirmiş. Şimdi Resulullah Aleyhisselam böyle yapmamış. Sahabe böyle yapmamış ama onlar uzun namaz kılmışlar. Nereye kadar? Sehere kadar. Biz şimdi dört rekat kılsak, arada salam selam getirsek niye bidat olsun? Allah Teala buyurmuyor mu? اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَٰئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Allah ve melekleri Peygamber Aleyhisselam'a salat ediyor. Ey Müslümanlar! Siz de Resulullah'a salat edin. Cenab-ı Hakk'ın bir emri var değil mi? Cenab-ı Hakk'ın bir emri var. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellemu teslim. Peki Allah Teala böyle emrediyor. Ama biz ne diyoruz? Allahumma salli ve sellim ala Muhammed. Ya Rabbi Resulullah'a salat ve selam et diyoruz. Tabii ki biz salat selam, selam getirecektik ama şimdi ne dedi? Ya Rabbi sen getirdin. Neden böyle? Diyoruz ki Ya Rabbi Resulullah'a aleyhissalatü vesselama salat ve selam getirmeye benim şu günahkar ağzım layık değil. Habibine sen selat eyle ya Rabbi diyor. Dua ediyoruz. Emir fiili aşağıdan yukarıya olunca ne olur? Dua. Yukarıdan aşağıya olunca ifal şeklinde ne olur? O zaman kesinlik ifade eder. Emir olur kardeşler. Allah Teala salat ediyor, melekler salat ediyor. Bize de bunu emrediyorsa bir vakti var mı kardeş? Yok. Nerede salat selam getirilmez? Ela'da. Efendim onun dışında camide, evde, sokakta hep salatu selam okusan bir problem olur mu? Bidat olur mu? Namazların arasında insanlar biraz dinlensin. Peki camiye ibadete geldiler. Vakit boşa geçmesin. Allah Teala'nın da emri var deyip salatu selam getirsek bu niye bidat olsun ya? Allah Allah. Bunlar müştehid imamların fetvalarını almayınca bu selefi kardeşlerimiz işte böyle ona bidat, buna bidat diyorlar. Ya adam boş duracak orada dedikodu yapacak. Biraz ara veriliyor. Salah selam getirsin. Allah'ın emrini azze ve Celle ittiba ediyor. Namaza bir şey eklemiyor. Namazın dışında, iki namazın arasında salatu selam getiriyor. Niye bu bidat olsun ya? Olur mu böyle bir şey? Yani konuşunca günah kazanacak. Salat selam getirince Allah Teala'nın salat selam emrini yerine getirecek. Yahu günahla dedikodu yapmayla bu bir olur mu be Müslüman kardeşim yapmayın böyle. Dönün müştehit imamların, Ebu Hanifelerin, Şafiilerin yoluna dönün. Bırakın bu milleti din diye yanlışın içine çekmeyin. O halde salatu selama teravihler arasında devam edin kardeşim.